Geçen sene 100 bin konut satıldı yabancıya. Bunu yasaklayacağım. Çünkü yabancıya konut satışını yasaklamazsam kiralar daha da yükselecek. Kiraları düşürmenin yollarından birisi budur. Bunu yapacağım. Sonra çocuklarınız üniversiteye gittiğinde sizin çocuklarınızı tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Bu ülkenin bütün öğrencileri iki kişilik odalarda kalacak. Net söz, söz. Sonra bu çocuklarınıza iş bulacağım, iş. İyi beslenecekler, iyi okullarda okuyacaklar, tarikatlara teslim olmayacaklar ve onlara iş bulacağım. Araç fiyatları, otomobiller çok pahalı. Bakın size söz, bir kararnameyle Türkiye'de üretilen araçların ÖTV'si aracın fiyatının %50'sini geçemeyecek. Bunu da böyle çözeceğiz. Türkiye'nin milli gelirinin %2'sini tarımı desteklemeye ayıracağım. Öğretmenlere sesleniyorum. Eylül ayına kadar, 14 Mayıs'tan Eylül ayına okullar açılana kadar 100 bin yeni öğretmen atayacağım. Söz. Doktorlara sesleniyorum. Hekimlere sesleniyorum. Benim güzel evlatlarım, sakın ha yurt dışına gitmek yok. Siz o Çankaya'daki saraydakine bakmayın. Aman çocuklar bak, yaşlanıyoruz, bizi kim tedavi edecek? Sakın ha yurt dışına gitmek yok. Siz bizim göz bebeğimizsiniz. Bütün doktorlara sesleniyorum. Türkiye'ye geri gelin. Ben Cumhurbaşkanı seçildiğimde size söz rektörleri ben atamayacağım. Rektörleri üniversite bileşenleri seçecek. Söz. Üniversite öğrencileri, burslarınızı söylüyorum. Burslarınız asgari ücretin yarısı olacak. Yarısı. Bu arkadaş sarayı çok seviyor ya, sarayı. Yazlığı ayrı, kışlığı ayrı. İstanbul'dakiler ayrı. Bakın buradan sesleniyorum. Marmaris'te Okluk Koyun'da bir saray yaptırdı ya kendine. Türk milletine sözümdür. Allah nasip eder, millet de beni seçerse Marmaris'teki yazlık sarayı engelli çocuklara tahsis edeceğim. Bu ülkede her yıl 1,2 milyon çocuk doğuyor. O kadar çocuk okula başlıyor demektir aynı zamanda. Bunların %1'i üstün zekalıdır. Yani 12 bin, her yıl 12 bin üstün zekalı çocuğumuz var. Bu çocukların 10 bini ziyan oluyor. Ya okuyamıyor ya yurt dışına gidiyor. Ben bu 12 bin üstün zekalı çocuğu öğretmen cumhurbaşkanı olarak ziyan etmeyeceğim, etmeyeceğim, etmeyeceğim. Devlete olan güveni yeniden kuracağım. TÜİK'e, Merkez Bankası'na, ÖSYM'ye, herkes devlete yeniden güvenecek. Yargıya liyakatı getireceğim. İşinin ehli insanları atayacağım. Türkiye'yi 300 akıllı insanla yöneteceğim. Başörtüsüne, mini eteğine bakmadan, Türklüğüyle, Kürtlüğüyle, Aleviliğiyle, Sünniliğiyle ilgilenmeden,
sağcı solcu demeden sadece ehliyetli mi değil mi? Ehil mi değil mi? Buna bakarak. Türkiye'de marka üreten gençler, tasarım yapan gençler, bütçemizin %5'ini Ar-Ge çalışmalarına ayıracağım, Ar-Ge'ye. Öncelikli sektörlerimiz tarım, tarıma dayalı sanayi, turizm, tekstil, moda, film endüstrisi, bunları destekleyeceğim. Türkiye'de 5 yıldızlı demokrasi olmadan 5 yıldızlı turizm olmaz. 100 milyon turist 100 milyar dolar gelir diyorsak önce demokrasimizi düzelteceğiz. Demokrasi 5 yıldızlı olmadan turizm 5 yıldızlı olmaz. 3 A ile yöneteceğim Türkiye'yi. 3 A. Akıl, adalet, ahlak. 3 B ile yöneteceğim. 3 B. 3 B. Önce barışacağız. Sonra büyüyeceğiz ve bölüşeceğiz. Adil bölüşeceğiz. 3 H ile yöneteceğim. 3 H. Huzur, hukuk, hakkaniyet. Bu ülkede eğer bir öğrenci yurdunda, bir tarikat yurdunda bir çocuğumuz tacize uğrarsa, tecavüze uğrarsa o yurdu yerle bir edeceğim. Nanoteknoloji. Muharrem İnce bilim demeye devam edecek. Nanoteknoloji, kuantum, uzay madenciliği, nitelikli eğitim, yüksek teknoloji, yapay zeka, iklim değişikliği, dijitalleşme ve füzyon demeye devam edeceğim. Füzyon, füzyon, füzyon. O meydanlarda kek desin. Öbürü de meydanlarda Konya'yı ülke yapsın. Önemli değil. Ben bilim demeye devam edeceğim, bilim. Hukuk demeye devam edeceğim. Gelecek demeye devam edeceğim. Onlar toplanmışlar hepsi beraber. Bir tarafta 17 parti. Öbür tarafta alayı. Ben tek başıma bir otobüs, bir telefon.